Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Harika bir pilav yapacağız. Mükemmel bir pilav yapacağız. Pilavımızın ismi Mücevher Pilavı. Sanki Topkapı Sarayı'ndayım ya. Vallahi Topkapı Sarayı'ndayım sanki. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biraz bekleyerek başladık. Bugünkü yemeğimizi yapmaya. Tam niyetlendik, hadi dedik. Hani biraz çalışsınlar, dururlar. Ondan sonra insanlar, şimdi gidip diyemeyiz yani insanlara. Arkadaş ne yapıyorsunuz? Hani biz yemek çekiyoruz, sessiz olun falan. Öyle bir lüksümüz de yok. Bugün yemeğimizi çalışan bir dozerin, kepçenin sesi ve onun da yanında Kastamonu yöresine ait Davul Zurna ekibinin o güzel melodileriyle sunmaya gayret göstereceğiz. Hatta bir ara niyetlendik. Dozer için bomba ihbarı yapsak acaba durur mu çalışması falan diye. Sonra ayıp olur dedik. Sakın böyle asıl ihbarlar yapmayın. Az sonra da artık gelin alıyorlarsa gelin alırlar giderler. Saati de ona göre ayarladık. Biraz sonra inşallah abi mola verir. Sabahtan beri çalışıyor abi yani. Mücevher mi arıyor nedir bilemiyorum yani. Zihniyet eşyası mı arıyor bilemiyorum. Ama biz bugün ne yapacağız? Biz bugün arkada Davul Zurna sesleri eşliğinde çalışan dozer. Bütün mahalle orada. Dozere bakıyor herkes. Çekirdek çitleyenler, yorum yapanlar. Anca orayı almamalıydım. Niye böyle bir kültür var bilmiyorum. Bir inşaat, bir mahallede dozer çalıştığı zaman abi herkes gidiyor etrafında böyle Fenerbahçe Galatasaray derbisini seyrediyor. Bir dozeri seyrediyor abi. Ama güzel olacak inşallah. Neden? Biz bugün harika bir pilav yapacağız. Mükemmel bir pilav yapacağız. Pilavımızın ismi Mücevher Pilavı. Çok güzel bir yasmina pirincimiz var. Yasmin pirinci var. Yasemin pirinci var. Yasemin pirinci biliyorsunuz biraz daha ince, uzun, kırılgan. Efendime söyleyeyim. Ve ne diyelim, nişastası daha az olan bir pirinç olduğu için bir de güzel kokuyor. O kokusundan dolayı Yasemin demişler. İşte kokumuz Yasemin. Pirincimiz Yasemin. Sanat yönetmenimiz Yasemin. Hayatımız Yasemin yani. Bilmem anlatabildim mi? Efendim, neler var? Harika, harika şam fıstığım var. Çok güzel. Kabuklarını soyduk. Ardından çok güzel bademim var. Mükemmel. Harika bir tereyağım var. Görüyorsunuz. Çok güzel böyle sarı, altın renginde. Bu da mücevher. Çok güzel bir kayısım var. Artı küçük küçük böyle üzümlerim var. Normal üzümlerim, kurutulmuş üzümlerim var ve en güzeli işte burada kuş üzümü var dostlar arkadaşlar. Dilerseniz uzatmayalım. Onur Market'in katkılarıyla mücevher pilav yapıyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Anlatılmaz lezzetler. Kanki Canbaz. Ne yapacağımız belli bugün. Belli olmaz demiyoruz. Mücevher pilavı yapıyoruz. Başlıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Öncelikle ne yapmam lazım? Öncelikle ben gerçi yıkadım pilavımı. Ya daha doğrusu pirincimi yıkadım. 2-3 su yaptım ama huzurlarınızda şöyle bir daha bir yıkayım ki abi pirinç yıkamadan başlamadı demesinler dostlar arkadaşlar. Efendim güzel pirinçlerimi yıkadım görüyorsunuz. O şimdi burada böyle bir suyunu süzsün. Var olan suyunu süzsün. Biz şimdi neyle başlayacağız? Öncelikle ne yapacağız? Aracımızı yola çıkmaya hazırlayacağız. Önce bir gaz deposunu sallamamız lazım ki alet kendine gelsin. Şimdi var olan gaz yavaş yavaş oradan ilerledi. Tam buraya geldi. Ben de açtım. Evet, duyduk zilin sesini. Oy maşallah. Efendim tenceremize, evet tenceremize ne yapacağız? Öncelikle şöyle hafif bir yansın. Tenceremize ilk etapta hiç yağ falan koymadan görüyorsunuz bademlerimiz var. Bu bademlerimizi hiç yağ falan ve normal tereyağı da koymadan, ne bileyim ayçiçek yağı, zeytinyağı koymadan önce bunları bir atacağız arkadaşlar. Bunları atmamız lazım ki bunlar kendi hallerinde şöyle bir haşır neşir olsunlar. Toparlasınlar kendilerini. Hafif de böyle bir renk alsınlar böyle hafif hafif.
Sonrasında taktiğe yapmaya devam edeceğiz. Efendim attık. Peki. Şimdi bunu yaptık. Bu şimdi kendi halinde güzel haşır neşir olurken, tamam, sesler de gelmeye başladı. Haşır neşir olurken biz nasıl bir sıralama izleyeceğiz? Siz sevgili dostlarımıza onu bir hatırlatalım. Öncelikle pirincimizi ne kavuracağız, ne de nasıl diyelim, hani normal pilav yaparken kullandığımız taktiklerin dışında direkt suyumuzu, mücevherlerimizi tenceremizde oluşturduktan sonra bir katkıda daha bulunacağız. O da orada yerini aldı, bekliyor ki o işin püf noktası, onu da söyleyelim. O da zerdeçal arkadaşlar. Bu pilava bir mücevher rengi verebilmek için zerdeçal kullanacağız. Hatta şey kullanalım dedik. Neydi Yasemin? Safran kullanalım dedik ama sonradan dedik ki safran bu biraz böyle koyu yapabilir dedik. Onun için biz hafif böyle sarımtırak bir renk istiyoruz. O yüzden zerdeçal kullanacağız. Efendim, bademlerimiz böyle hafif hafif çıtır derken, şöyle bakın, şöyle çıtır derken biz de ne yapıyoruz? Biraz daha var. Biz de ne yapıyoruz? Tereyağlarımızı bir hazırlayalım. Çünkü biraz sonra tereyağlarımızı göndereceğiz tenceremize. Bunların böyle küçük küçük parçalar olmasını istiyorum ki hem daha çabuk erisin hem de yanmasın. Hemen şu kayısılarımızı alalım. Onları da neye hazırlayacağız? Tenceremizin içerisinde biliyorsunuz kayısı var. Bakın kayısı var. Normal üzümümüz var. Kuş üzümümüz var. Çam fıstığımız var dostlar arkadaşlar. Onun için biz hazır, onlar orada çıtır 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 giderken yavaş yavaş ahenkli biz şu kayısılarımızı bir hazırlayalım bakalım. Dedik. Evet, yalnız kayısılar çok güzelmiş ya. Evet. Şimdi buna gün kurusu kullanmıyoruz. Haberiniz olsun. Bu pilavda gün kurusu kullanırsak işte bu mücevher özelliği gider. Dostlar, mücevher özelliği gider. Bunda böyle güzel kurutulmuş harbiden Malatya kayısı kullanacağız. Dedikten sonra şöyle, evet. Efendim şunları da hallettikten sonra tamam, kayısılar hazır. Kayısılar hazır. Şimdi tereyağımızı, evet, yavaş yavaş tereyağımızı arkadaşlarla buluşturuyoruz. Evet, tereyağlarımı da güzel attım. Hiç vakit kaybetmeden hemen çam fıstıklarımı atıyorum. Hakan abi, çam fıstıkları abi. Bak, attım abi çam fıstıklarını. Süper Marisa. Ardından kayısılarımı atıyorum. Bak Hakan abi, kayısılar burada abi. Böyle, evet, kayısıları da attım. Efendim, bir tur attırayım ben bunlara. Böyle biraz kendine gelsin. Evet. Çok güzel oldu ya. Harika. Efendim, üzümlerimizi atalım. Üzümler gelsin, şöyle. Bunlar hepsi birer, boşuna dememişler. Mücevher arkadaşlar, mücevher. Diğer kuş üzümlerimizi attık. Tamam, olay bu kadar. Şimdi finale doğru yaklaşıyoruz. Artık yavaş yavaş pirinçlerimi buluşturmadan önce şu tencereye attığım yakut, elmas, pırlanta, zümrütlerin içine önce ne yapacağım abi? Önce suyumu atacağım. Şimdi bunu şöyle, bu artı şöyle, şöyle, bu da çok önemli. Özür dilerim, bu çok önemli. 1,5 bardak pirincimiz var, 2,5 bardak suyumuz var. Biz tamamını buraya ekledik. Bakın. Bakacağız duruma göre. Ben birazcık ayırdım. Şimdi bunu güzel hazırladık mı? Hazırladık. Şimdi bunun içerisinde tatlı mayhoş neler var? Çok güzel yemişler var. Bu yemişleri ödüllendirmem lazım. Olur mu? Olur. Bakın nasıl olur? Bal gibi de olur. Derler ya, bal gibi de olur. Ben buna tuz atarım abi. Böyle güzel bir tuz atarım. Şöyle. Biz karabiber kullanıyoruz ama aslında akbiber. Evet, karabiberimizi attık ama mümkünatı varsa siz akbiber kullanın. Efendim şimdi bunu ödüllendirmemiz lazım. Bu canım kuru yemişleri, tuz attık, karabiber attık. Bir de ne atmamız lazım? Bakın burada az önce dile getirdim. Zerdeçal var.
Hemen şimdi zerdeçalımı atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Birazcık daha. Şöyle. Attık. Zerdeçalı da attık. Eyvallah. Zerdeçalımızı da buradan alalım. Şimdi suyumuz kaynamadan, evet suyumuz kaynamadan, bu arada ter bastı. Havalar ısınıyor. Bizim anlatılmaz lezzetler mutfağımız da bayağı sıcak oluyor. Artık sevgili Anıl abiye buradan sesleniyorum. Anıl abicim, hani şu sizin marketlerde büyük böyle devasa şeyler var, klimalar var. Nasıl dolabımızı ayarladınız? İnşallah böyle güzel bir klima bekliyoruz. Anlatılmaz lezzetler mutfağı yanıyor, yanıyor. Anıl abi, eyvallah. Zerdeçalımı da attım. Çok güzel oldu rengi. Rengi harika oldu. Şimdi ne yapacağım? Evet. Şöyle. Şöyle. Güzel yıkadığım, hazırladığım pirinçlerimi, Yasemin pirinçlerimi hemen bu canım karışıma aktarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Oh. Oh. Bu da tamam. Ben geri çekeyim. Bir tur attırayım şöyle. Karıştırayım şunu. Evet. Bir attırdım. Evet. Hiç müdahale etmeme gerek yok. Efendime söyleyeyim. Ne yapacağım hemen? Bunu da buraya koydum. Kapağını kapattım abi. Bunu kapağını kapattım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bereket versin bu hale, bu şekle geldik. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki cambaz. Efendim, pilavımız, mücevher pilavımız nemlendi. Güzel, aheste aheste, aheste aheste, onu üzmeden, kapağını açmadan, o kapağındaki sular böyle aşağıya yavaş 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 süzüldü. Şimdi neye geçeceğiz? Şimdi tadıma geçeceğiz. Tadıma geçeceğiz ve ben kapağı açacağım ama o canım manzarayı sizlerle göstereceğim, buluşturacağım ama bir hatırlatma yapayım. Şimdi bu canım pilavın hakkını ne verir? Ayran vermez. Zaten gazlı içecekler olmaz. Ne var arkadaşlar? İçerisinde bir sürü doğal materyal var. Bu hibisküs şerbeti. Hibisküs. Güllerle süsledik. Limonunu koyduk. Nane olmazsa olmaz. Hibisküs şerbetimiz de hazır. Şimdi sizleri aşık ile maşuğu buluşturma vakti. Bak, kapağı açacağım. Bak. Sular burada. Demlendi. Olay burada bak. İçerisinde yok yok. Yakut var. Zümrüt var. Elmas var. Başka? Pırlanta var. Var da var. İçerisi mücevher dolu. İzninizle ben şimdi şuradan böyle bir karıştırayım Hakan abi be. Gel be Hakan abi. Böyle bir gel Hakan abi be. Şöyle bir karıştırayım ben bunu ya. Şöyle bir karıştırayım abi ben şunu ya. Şöyle bir mal ortaya çıksın ya. Şöyle bak bak bak. Bak şu güzelliğe bak abi ya. Kanki bunu götürür. Bu malzeme. Harika ya. Harika. Cambaz. Mücevher pilavı da yaptın. Helal olsun sana. Eyvallah. Hemen taşımı alıyorum. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızla arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi. Bizi Kanki Cambaz YouTube kanalımızdan izlemeyi ve Erol Cambaz Instagram hesabından kanalımızla alakalı haberlerden haberdar olmak üzere Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Katkılarından dolayı Onur ailesine, Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Ben bu canım, mücevher pilavım, bakın şöyle tane tane oldu, bakın. Bak bak, tane tane oldu. Çok güzel. İçerisinde yok yok. İzninizle ben şunu bismillah götürüyorum. Oh! Çok güzel ya. Evet. Kutur kutur. Kutur kutur pilavlar tane tane. Şimdi böyle. Bir yudum da hibiskusundan alayım. Buz gibi. Buz gibi. Sanki Topkapı Sarayı'ndayım. Vallahi Topkapı Sarayı'ndayım sanki. Dostlar, Ali Bederci, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
anlatılmaz lezzetler, Kanki Cambaz, Onur Market, dükkan sizin, mutfak sizin. Bir de hatırlatma, hafta sonları Alemin Kralı Kral FM'de şarkılarda sizin. Hafta sonları Cambaz'da 3-5'de de Kral FM'de buluşalım. Ben kaçtım, hoşçakalın.